Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir Efeler Mahallesi'nden çekim yapmadığımızı fark ettik ve hemen bir video hazırlamak istedik. Şimdi 321 metrekare arz içerisinde, 320 miydi? O biri ben sonradan ekledim o zaman. 320 metrekare arz içerisinde havuzlu 3+1, iki tarafı da yol olan çok güzel bir villa gezeceğiz. Fiyatımız 10 milyon 750 bin TL. 10 milyon 750 bin TL. Neden 10 milyon 500 ya da 11 milyon değil? Bunu bilmiyorum. Pazarlığı var mı? Var. Takas tekliflerine açık mı? Tabii ki açık. Gayet güzel bir villa. Ön tarafımızın yol olması da, arka tarafımızın yol olması da mantıklı olmuş. Burası arkadaşlar bitişik nizamlı bir arsa bu bölge. Ama tamamen müstakil bir bahçeye sahipsiniz. Bunu söyleyelim. Hemen yan taraf gibi gösterelim mi? Orayı da biz satmıştık. Bundan 2-3 yıl önce Ali abiye vermiştik. Almanya'da oturuyor kendisi. Şimdi böyle düşünün. Bunun yanına da ev gelecek ama bahçe tamamen size ait bir bahçe. Aşağı yoldan da bir giriş yapmışlar. Arka yoldan da hem araç park yerimiz var hem de yaya girişimiz var. Havuz ruhsata işli. Bunu da söyleyelim. Bu artı bir puan. Neden? Çünkü çoğu yerde havuz ruhsatı işleyemiyorsunuz. Metrekareden dışında kaldığı için, metrekareye dahil edildiği için eğer havuzu ruhsat işlemek isterseniz arkadaşlar tabii ki metrekareden biraz daha eksiltmeniz gerekiyor. Bu da kimsenin işine gelmediği için yapmıyor. Problem teşkil eder mi? Etmez. Bunu da söyleyelim. Yani bir problem olacağını zannetmiyorum ama olanı söyleyelim. 60'a 120 seramik döşenmiş havuzun içerisinde. Gayet güzel. Uzun ince bir bahçe. Değil mi? Çok güzel olmamış. Aşık Veysel'in türküsü gibi. Ev de çok güzel duruyor. Gizli çatı gibi harika duruyor. Taş kaplama yapılmış. Otomatik panjurlu. Birazdan bakacağız. Ayrı mutfaklı. Sen havuza düşme. Çıkaramayız da. Gayet güzel bir villa gezeceğiz. Hadi devam edelim. Arkaya doğru gidelim. Ev güzel. Ama uzun süredir nedense Efeler Mahallesi'nden villa tanıtımı yapmadığımızı fark ettik. Gelemiyoruz buraya. Kazıklı, Akbük derken hep o bölgedeyiz. Bu taraflara gelmek biraz daha zor oluyor. Şimdi giriş kısmı burada. Bir basamakla yükseltmişler. İstenirse zaten yanları da kapatıp vestiyer alanı yapabilirsiniz. Hemen şöyle Ali abi gibi araç park yerinin üstünü kapattırabilirsiniz. Orası da sıfırdı. 2 yıl önce, 3 yıl önce satıldı. Şimdi burayı araç park yeri olarak değerlendireceksiniz. Burada da bir bahçe alanımız var. Mutfaktan çıkabileceğimiz bir bahçe alanı. Burada da yolumuz var. İki taraflı yol olması tabii ki büyük bir avantaj. Daha izole halde bir ev sahibi olabiliyorsunuz bu sayede. Aplikler yerleştirmişler evin dört bir yanına. İçeriye doğru girelim. Şimdi bitişik nizam deyince böyle evler sırt sırta geliyor, arsa payları da beraber gibi algılanmasın. Tamamen müstakil bir parsel üzerine yapılmış bir villa sahibi olacaksınız. Şimdi giriş kısmımız bu şekilde. Burada güzel bir oturma yeri yapılmış. Tabii ben bunun rengini sevmedim. Kumaşını sevmedim. Kumaşı antrasit renklerde olursa harika olur. Yan tarafta da vestiyer alanımız var. Gayet güzel. Bunun karşısında bir lavabomuz var. Şöyle bir gösterelim. Güzel, geniş bir lavabo. Bak burası çok güzel olmuş. Böyle dar dar lavabolar değil. Kafanız değmiyor. Hiçbir yeriniz değmiyor. Rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Nişle yapılmış. Vitranın gömme rezervuarı. Dolap kapakları da çok şık olmuş. Onu da söyleyelim. Artı ne var? Marka musluklar var. Nereden devam edelim? Mutfaktan. Şimdi şu mutfağın güzelliğine bir bakar mısınız? Dev gibi bir mutfağa sahip olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir mutfak yapmamışlar mı? Hem antresit hem de ahşap rengi var. Chinstone tezgahımız var. GPD marka mutfak armatürümüz ve burada da hemen kromevla. Kromevla mı? Yanlış okumadım değil mi? Bir daha okuyayım dur. Evet. Kromevya. Yanlış okumuşum. Kromevya marka bir eyvemiz var. Gayet güzel duruyor. Tabi bunun altında da spotlar var. Şu şekilde gösterelim bunları da. Hemen yakıp bir anlatalım. Bu şekilde spotlar var. Bunlar da prizler de mevcut. Yani burada priz yok ya da aydınlatma yok gibi düşünülmesin. Tavana kadar devam etmiş. Bak bu olay çok güzel. Neden? Tavanın boşluğuyla o dolapların arasındaki açık kalan kısmı temizleyemezsiniz. Elektrik süpürgesi tutamazsınız ya da çıkamazsınız sürekli. Kapatırsanız tavana kadar oranın toz olmasını engellersiniz. Sonuçta burada yemek yapılıyor. Camı açtığınızda hafif bir rüzgarda o toz toprak yemeğin içine dolabiliyor. Chinstone tezgahımız var. Geniş bir alanımız var dedik. Şuraya da bir masa sığdırılabilir. Devam edelim. Burada manda gözü spotlar kullanılmış. Ve burada da güzel bir salonumuz var. Şimdi salonda göstermek istediğim bir şey var. Onu göstereceğim hemen size. Geniş bir salon. Şu panjurları bir kapatalım. Panjurları kapattıktan sonra göstereceğim. Kapatabilirsek.
Bugün nereye elimizi atsak kesin bir arıza veriyor ama çözeceğiz. Bak şimdi, böyle bir kumandamız var. Yukarıda LED aydınlatmamız var. Biraz oraya odaklan. Şimdi ben bunun rengini değiştireceğim. Benim hoşuma gitti bu. Bak şimdi rengi yeşil yaptım şu an. Böyle biraz daha rengi değiştireyim. Bak biraz daha mavi yaptım. Gün ışığı da yapabiliyorum. Her renge istediğim gibi alttaki LED'i çevirebiliyorum. Biraz sarı yapayım şöyle. Çok güzel durmadı mı? Bak yeşil yeşil oldu. Alt kattaki. Çok güzel değil mi? Tam böyle çocukların oyun kumandası gibi bir kumandaya sahip. Buradan tabii ışığı açıp kapatabiliyorsunuz da. Bu şekilde kapatıp açabiliyorsunuz da. Böyle de bir özellik eklenmiş. Tabii bu üst katta da geçerli. Yani bunu üstte de yapabiliyorsunuz. Mesela üstü biraz daha beyaz yapıp altı biraz daha gün ışığı, loş bir ışık şeklinde kullanabilirsiniz. 60x120 seramik var. Televizyon ünitesi buraya gelecek. Spotlar çok güzel olmuş. Burada bir şaraplığımız ya da kitaplığımız var. Artık nasıl kullanmak isterseniz. Şaraplık diyorum kızıyorlar. Kitaplık diyorum kızıyorlar. Şimdi herkesin dediğinin ortasını da bulmaya çalışıyorum. Bu şaraplık, üstte de kitap koyabilirsek hem şaraplık hem de kitaplığımız olmuş olur. Güzel olur. Devam edelim. Yukarıya doğru çıkalım. Ev güzel, gerçekten güzel. 10 milyon 750 bin TL takas teklifine açık. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkezdeyiz. En yakın deniz 3 kilometre. Altınkuma'da 5-6 kilometre mesafede. Arka tarafımızda bir sınav koleji var. Oraya da çok yakın. Marketlere de çok yakın. Bunların hepsi avantaj. Merdivenler de güzel. Yine spot yerleştirmişler gün ışığında. Ve merdiven boşluğunda amber ışığında apliklerimiz var. Sıra geldi. Üst kısma. Şimdi burada 3 tane oda gezeceğiz. Odaların hepsi de güzel. Gerçekten güzel odalar. Şöyle merdiven boşluğunu bir gösterelim. Sade güzel olmuş. Ben sade, şık şeyleri daha çok seviyorum. Böyle abartılı renkler, abartılı resimler, abartılı böyle portreler bence çok gereksiz bir evde. Şimdi odalar seramik görünümlü laminat yapılmış. Yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş. Karşıya dolap gelebilir ya da buraya bir dolap yerleştirebilirsiniz. Artı burada bir balkonumuz var. Diğer odadan da bu balkona çıkabiliyoruz. Tavan yüksekliği 3 metre civarında. Standart 2.85 ile 2.95 arasında değişiyor. Tabii ki 3 metre ve 3'ün üstündeki tavan yükseklikleri çok ideal, çok güzel bir havalandırma içinde. Evin içine girdiğinizde o duyguyu almanız için de arkadaşlar çok daha ideal oluyor. Böyle girdiğinizde ferah bir ortama kavuşuyorsunuz. Balkonu da gösterelim, diğer odadan çıkmayız. Böyle bir balkonumuz var. İşte arkada da siteler var. Lüks villalar yapılıyor. Karşıda var. Buradaki fiyatlar çok anlamsız. Nasıl anlamsız? Şöyle garip bir piyasa var burada. İki tane yan yana 300 metrekare arsa içerisinde ev var. Bir tanesi işte 11 milyon. Hemen yanındaki 14-15 milyon. Neden böyle bilmiyorum ama böyle bir metrekare fiyatı burada sormayın. Genelde bizi arayanlar metrekare fiyatı soruyor. Ama burada bir metrekare fiyatına ulaşma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Çünkü harcadıkları paraya ve aldıkları zamana göre rakamlar değişiyor. Diyelim ki buranın arsasını ben 2 sene önce 200 bin TL'ye, 1 milyon TL'ye atıyorum, 3 milyon TL'ye aldım. Yanımdaki arsayı bu sene aldığınızda 4-5 milyona çıktığında ister istemez maliyetler de artabiliyor. Gayet güzel bir ev. Burada yatak başlığı farklı boyanmış. Güzel olmuş. Bu rengi sevdim. Bak çok da şık duruyor. Yağlı boya tarzında. Harika durmuş. Bir de genel kullanım banyo lavabomuz var. Biz bu evi ilk defa tanıtıyoruz. Uzun süredir tanıtmadık aslında. Biz burayı hiç tanıtmadık. Neden tanıtmadık onu da bilmiyorum. Unutuyoruz bazen. Böyle güzel bir banyo lavabomuz var. Şimdi duşakabinin içerisinde 90 santimlik hatta 120 santimlik bir boşluk var. Biz buna net olarak 110 diyelim. Çünkü iki tane seramiği birleştirmişler. Burada niş yapılmış, güzel olmuş. Gayet geniş, ferah, rahat kullanılabilir bir alan. İstenirse şöyle bir küçük oturma alanı da burada yapılabilir ki çocuklar ve yaşlılarımız için ideal olacaktır. Havalandırmalar dışarıya verilmiş. Eksiklerini de görürsem söyleyeceğim. Şimdi geldik ana yatak odasına. Ana yatak odası bence güzel bir oda. Neden? Hem geniş, hem ferah, hem de kare bir oda. Kare bir oda, dikdörtgen bir odadan daha kullanışlı, daha
döşenebilir bir oda haline geliyor. Bu yüzden kare odalar çok daha bence cazip. Gayet güzel. Yatak başlığının yeri burada. Sol tarafa dolap ya da sağ tarafa duvar boyu bir dolap yaptırarak burayı tavana kadar da yükseltirseniz harika bir dizayn haline getirirsiniz. Çünkü geçiş alanları da oldukça fazla kalır. Hatta şöyle köşeye de cam kenarına da iki tane berjer, ortaya da bir tane sehpa muhteşem olacaktır. Geldik ebeveyn banyosuna. Yine Newark marka ve Vitra marka gömme rezervuarlar var. Niş yapılmış, bunlar çok güzel. Duvarın içerisinden gelen ankaste musluklar kullanılmış. Banyo armatürleri kullanılmış. Bunlar da güzel. Pahalı ürünler arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii ben ama bunu kullanamıyorum evde. Çünkü sıvadan önce almam gerekiyordu onu. Ben ne alacağıma karar veremedim. Neden karar veremedim onu da söyleyeyim. Çok pahalı. Grohe çok pahalı. Bu yüzden Vitra'ya da ECA kullanacağım. Yani ben de bu kadar parayı veremem. Şöyle bir gösterelim mi? Gayet güzel bir bahçemiz var. Havuzumuz da gayet şık. Ön tarafımız da yol. Arka tarafımız da yol. Çevrede daha uygun fiyat evlerde var. Daha pahalı evlerde var. Artık bu sizin bütçenizde ve müteahhitinde insafına kalmış diyelim. Ya da sizin pazarlık gücünüze kalmış diyelim. Ama bu bölge bu şekilde villalardan oluşuyor arkadaşlar. Ya 300 metreyi dikdörtgen şekilde buluyorsunuz ya da 300 metreyi kare şeklinde bulup oturabiliyorsunuz. Burada 500 metrekare olanlar da var. Onların fiyatları da, villaların fiyatları 19-20 milyondan başlıyor. Gayet güzel, mantıklı bir yer. Buradan baktığınızda denizde, ufukta da olsa görebiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Sonuçta biz aracıyız. Alıcı belli, satıcı belli. Biz sadece tanıtarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ki insanlar buraya gelmeden, oturdukları yerden en azından bir bilgi sahibi olsun, evi gezebilsin, geldiklerinde herhangi bir sürprizle karşılaşmasın ve o yolda geliş masrafını yapmasın arkadaşlar. Sonuç olarak izleyip geliyorsunuz ve bu sayede beğenmediğiniz evler için aramıyorsunuz bile, bir masraftan da kaçınıyorsunuz. Aslında bir güzel bir hizmet yapıyoruz. Bunun da kıymetini bilenler için söylüyorum. Çünkü çok böyle farklı yorumlar geliyor. Özellikle bizim Facebook izlenimimiz de çok fazla. Sadece YouTube değil, Facebook izlenimimiz de çok fazla. Oradan da çokça yorum geliyor ama bazı evler için böyle çok vicdansızca yorum geliyor. Ya bu fiyat olur mu? Fiyatı biz belirlemiyoruz. Keşke bizim elimizde olsa. Yani bu bizim elimizdeyse enflasyon da bizim elimizde, yakıt da bizim elimizde. Yani hiçbirini indirip ya da çıkartamadığımız gibi villaların fiyatlarına da karışamıyoruz, müdahale edemiyoruz. Ama fikrimizi de söylüyoruz tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.